Sonsuz bir hayat varmış gibi yaşam sürüyoruz çoğumuz. Sorgulamadan, gerçeklikten uzakta. Bize doğru olarak sunulmuş kavramlara inançla bağlanmış bir şekilde. Peki hiç beklemediğim bir anda, karşında senden önce kim bilir kaç kişiye aynı konuşmayı yapmış bir doktor varsa, gözlerinin içine bakarak, üzgünüm ama en fazla üç yıl ömrün kaldı diyorsa... Zaman durur birden. Anlamlar anlamını yitirir. Anlamsız gelen yüzlerce şey birden anlam kazanır. Önce beynin nasıl tepki vereceğini bilemez. Daha önce hiç düşünmediğin beyninin alt raflarında saklı kalmış yüzlerce düşünce gün yüzüne çıkar. O kadar alıştıktan sonra tek düze yaşama bu durumu kabullenmek zor gelir insana. Ne yapardın? Hemen sevdiklerine koşar, ve gözyaşlarına mı boğulurdun? Ya da bir sırt çantası alıp daha önce cesaret edemediğin bir yolculuğa mı çıkardın? Ya da benim gibi herkesten, her şeyden uzakta bir dağın tepesinde mi bulurdun kendini? Ölümü çok fazla düşünmeyiz. Aklımıza gelmez çoğu zaman. Bir yakınımız ya da sevdiğimiz birini kaybettiğimizde beynimizde tonlarca soru döner durur. Hayatın ne kadar değerli olduğunu kısa bir anlık da olsa fark ederiz. Ama bu farkındalık çok kısa sürer. Hızla normal hayatımıza geri döneriz. En büyük kayıplarımızda bile ölenle ölünmez der tüm tanıdıklarımız. Evet ölenle ölünmez. Ölen ölmüştür. Ama sen hayatını gerçekten yaşıyor musun? Yoksa egolarının esiri ve kabuğunun hizmetkarı olarak mı sürdürüyorsun bu hayatı? Hep planlar yaparız. İsteklerimiz hiç bitmez. Her geçen gün yapılacaklar hanesine bir not daha düşeriz. Ama hayat akıp gitmektedir. Yapılacaklar listesi uzadıkça uzar. Atladığımız bir detay vardır. Listeye eklediğimiz her konu aslında ilgili yaşa özgüdür. Belli bir yaşa geldikten sonra fırsat ve imkanın olsa bile artık fiziksel ve ruhsal sebeplerden yapamayacağın şeyler olduğunu hesaba katmayız. Şu ana kadar 14.235 gün doğumu yaşadım. Yarın güneşin doğma ihtimali sadece %50. Daha kaç gün doğumu görme şansın var biliyor musun? Peki zaman zaman hayalini kurduğun, uzanmış gün doğumunu izlediğin o an ne zaman gerçekleşecek sanıyorsun? Kim bilir belki yarın her şeyi bir kenara bırakıp bir kez olsun kendine zaman ayırıp sürekli başkaları için yaptığın onca özveriyi kendin için yapar ve erken kalkarsın. Kendimizi hapsettiğimiz dört duvar arasında yaşadığımız sadece yaşama ilizyonu. Dört duvar arasında uyanıp Dört tarafı kapalı arabamıza ya da toplaşma aracına binip dört tarafı kapalı iş yerlerimizde bir yaşam sürüyoruz. Ve bunu normalleştirmiş olmanın verdiği hal yüzünden doğanın ve hayatın özünde yatan birçok gerçekliğin farkında bile değiliz. Biraz olsun durmak zor geliyor bizlere. Sürekli yapmamız gereken zorunlu olduğumuz konularla boğulmaktayız. En son bir ateşin başında ne zaman oturdun? Odunların yanarken çıkardığı sesleri, yaydığı enerjiyi ne zaman hissettin? Üstünde bir beton yığını olmadan uzanıp yıldızları en son ne zaman izledin? Ya da bunları hiç yaptın mı? Peki üç yıl ömrüm kalsa ne yapardın? Artık hayatı eski düzende devam edebilir miydin? Yoksa kendine yeni bir başlangıç mı yapardın? Hayatı hiç yarın ölecekmiş gibi anda kalarak yaşamayı denedin mi?